Merhaba değerli seyirciler. Vaktiyle Lübnan'da dahili harp vardı. 1975'te başladı, yıllarca devam etti. Radyodan takip ediyoruz, televizyondan takip ediyoruz. Sadece Hristiyanlarla solcu Müslümanlar çarpışıyordu. Lübnan'ın nüfusu sebebiyle böyle bir problem vardı. Tafsilata burada lüzum yok. Şaşırırdık yani sadece Hristiyan nasıl oluyor, solcu Müslüman nasıl oluyor? Çünkü bizim zihnimizdeki sadece solcu jargonu çok farklıydı. Meğerse düzenin devamından yana oldukları için Hristiyanlara sağcılar, düzenin değişmesinden yana oldukları için oradaki Müslümanlara solcular deniyormuş. Günümüzde de buna benzer bir tasavvur hatası var. Mesela geçenlerde Irak'ın Sünniler, Şiiler ve Kürtler arasında bölünmesi konuşuldu. Buradaki Sünni tabirinin çok enteresan bir manaya geldiğini fark etmedik değil. Bu da Sünnilerden kasıt Bağdat'a hakim olan eski Bağatçı zihniyet, Arap zihniyeti. Halbuki Kürtler de Sünni Irak'ta. Yine buna benzer bir tasavvur hatası günümüzde yaşanıyor. Bu IŞİD, El-Kaide gibi teşkilatlara Sünni terör veya Sünni İslamcı terör teşkilatları deniyor. El-Kaide'nin ve IŞİD'in Sünni itikada mensup olmadığı nedense ...göz ardı ediliyor, ediliyor ve buna benzer bir başka hata da yine Suudi Arabistan'la alakalıdır. Mesela Suudi Arabistan için sünni blokun lideri tabiri kullanılıyor. Halbuki Suudi Arabistan'da hakim olan Vehhabi inancı Ehl-i Sünnet dışı bir inançtır. Peki o zaman ehl Sünnet ne demektir? Sünni ne demektir? Hz. Peygamber buyuruyor ki ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Nitekim Hristiyanlar ve Yahudiler de daha önce fırkalara ayrıldılar. Bunlardan bir tanesi kurtulur. Onları fırkayı naciye, kurtulan fırka derler. Eshab-ı sordular. Ben hüm ya Resulallah kimdir onlar? Galhum ala en aleyhi ve eshabi. Onlar öyle kişilerdir ki benim ve yolunda gidenlerdir. Ne demek bu? Yani Hz. Peygamber'in sünnetini olduğu gibi kabul eden ve onun sahabilerini de ayırt etmeden hepsini beğenen, seven ve vesika kabul edenlere ehl-i sünnet vel cemaat deniyor. Sünnet yol demektir. Yani Hz. Peygamber'in açtığı çığır yol manasına geliyor. Cemaat ise onun arkasında namaz kılanlar. Yani sahabelerin yoludur. Demek ki İslamiyet Hz. Peygamber'in ve onun sahabelerinin yoludur. Yalnızca Peygamber'in yoludur demek hatalı bir tabirdir. Hz. Peygamber'in yolunu, Kur'an-ı Kerim'i ve onun manalarını bize bildirenler sahabelerdir. O halde İslamiyet'in kaynağı Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'in sünneti ve sahabelerdir. Sahabeler olmasaydı İslamiyet'in bugüne doğru ve sıhhatli bir şekilde ulaşması belki de mümkün olmayacaktı. Nitekim Hristiyan ilk Hristiyanlar bu fonksiyonu icra edemedikleri için Hristiyanlık kısa bir zaman içinde farklı bir dine dönüşmüştür. Hazreti Peygamber'in gayba dair haberlerinden birisi olan bu hadis-i şerif kısa bir zaman içinde tahakkuk etti. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki mücadelelerde Hazreti Ali'nin tarafını tutanlara Şii dendi. Şii Arapça taraftar demektir. Burada henüz bir itikat ayrılması yoktur. Yani Hz. Ali'yi tutanlarla Hz. Mavi'yi tutanlar aynı itikatta insanlardır. Yani ehl sünnet vel cemaattır. Ancak ikisi arasındaki o meşhur hakem hadisesi vesilesiyle Hz. Ali taraftarlarından bir grup Hz. Ali'den ayrıldı. Dediler ki hüküm Allah'ındır. Sen nasıl hakeme müracaat edersin? Hz. Ali gibi bir sahabiye akıl verdiler. Halbuki hüküm Allah'ındır sözü mecazdır. Elbette ki insanlar da Allah'ın emir ve yasaklarını yani onun bildirdiği dine göre hüküm verebilirler. Ve bu ayrılanlar Hazreti Peygamber'e düşman oldu, şey, Hazreti Ali'ye düşman oldular ve bunlara harici adı verildi. Hazreti Ali bizden hariçtir, bizim inancımızdan hariçtir manasına bunlara harici ismini vermiştir. Böylece Müslümanlar arasındaki ilk bölünme bir siyasi hadise sebebiyle yaşanmıştır. Ancak bu hariciler daha sonra kendi siyasi emellerini destekleyecek bir inanç sistemini kabul etmişlerdir. Mesela hadis-i şeriflerin çoğunu kabul etmemişler. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere zahiri, görünen manayı vermişlerdir. Hz. Ali ve arkasından Hz. Maviye bunlarla uzun zaman mücadele etmiş. Tamamen ortadan kaldıramasa bile bunların gücünü ciddi manada kırmıştır. Bugün hariciler Umman'da, Zengibar'da ve Libya'nın Bingazi civarında yaşamaktadırlar. Umman kraliyet ailesi ve Libya'nın sakıt lideri Muammer Kaddafi bir harici ailesine birer hayli harici ailesine mensuptur. Eski hırçınlıkları kalmamıştır. Hariciler İslam dünyasında çok muazzam tetikçi faaliyetleri yürütmüştür. Terör faaliyetleri yürütmüştür. Hz. Ali'yi öldürmüşler. Hz. Muaviye'yi yaralamışlar ve o zamanda Hz. Ali ve Muaviye'ye mensup olan Müslümanlara ciddi manada sıkıntı ve zarar vermişlerdir. Hz. Ali'nin vefatından sonra Hazreti Ali'yi tutanlardan bir grup Hazreti Ali'yi yüceltmekte o kadar ileri gitmişlerdir ki hilafetin Hazreti Peygamber'den sonra Ali'nin hakkı olduğunu, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın bu hilafeti gasp ettiğini söyleyenler çıkmıştır. Daha da ileri giderek Hazreti Ali'nin peygamberliğine, daha da ileri giderek Hazreti Ali'nin Allah olduğuna, daha doğrusu Allah'ın Hazreti Ali'ye diye hulül ettiğini, Ali şeklinde göründüğüne inanan fırkalar ortaya çıkmıştır. Bu fırkalar Şia'nın alt fırkalarıdır. Şia'nın İslam dairesi içinde kalan bir kısmı vardır. Bugün bunlar Caferi ve Zeydi olarak biliniyor. Zeydiler Yemen'de işte bu Husiler onlardandır. Caferiler ise Irak'ta, Lübnan'da ve İran'da kalabalık bir miktarda yaşamaktadır. Bunun dışında kendilerine Şii, Şia diyenlerin veya Şii diyenlerin pek çoğu İslam dairesinin dışındadır. Gerek Suriye'de, gerek Türkiye'de, gerek Azerbaycan'da, gerek Pakistan'da. İslam dairesi dışında Şiiler de vardır ama Şiilerin büyük bir kısmı e, İslam dairesi içinde kalmışlardır. Ancak ehli sünnetten çıkmışlardır. Demek ki birinci fırka hariciye fırkası. ikinci fırka şia fırkası. Ehli sünnetten çıkan fırkalardır. Hazreti Peygamber'in haber verdiği 73 fırkadan her biri birisini teşkil eder. Ambasiler devrinde Halife Harun Reşit'ten sonra İslamiyet'in emir ve yasaklarını akılla anlamaya çalışan ve aklı naklin önünde tutan bir felsefi inanç ortaya çıktı ve zamanla bu dini bir mezhep haline aldı. Mutezile adıyla bilinen bu mezhep o zamanlar daha ziyade entelektüeller arasında tutuldu. Mutezile'ye göre dinin emir ve yasakları akılla anlaşılır. Aklın beğendiği dinin de beğendiği şeydir. Aklın beğenmediği dinin de beğenmediği bir şeydir. Mutezile inancına göre Allah'la beraber kişiler de fiillerinin yaratıcısıdır. Ve kader inancını mutezile e, mezhebi reddeder. Ve büyük günah işleyenin cennete gidemeyeceğini yani imanlı bile olsa cennete gidemeyeceğini müdafaa eder. Zaman içinde Allah'ın cisim olduğuna inanan, Allah'ın insana benzediğine inanan, insanların fiillerinde muhtar olmadığını ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın iradesine tabi olduklarını ve kendilerinin hiçbir iradesine olmayan, olmadığına inanan, mesela Cebriye fırkası, Mücessime fırkası, Müşebbiye fırkası gibi fırkalar ortaya çıkmıştır. Veya Mürciye fırkası mesela. Yani ne kadar günah işlerseniz işleyin mühim değil, iman mühimdir. Bu fırkaların hepsi bidat fırkalarıdır. Alt kollarıyla bunlar 73'ü bulmaktadır. Bunlardan bir tanesi ehl Sünnet vel Cemaat adıyla bilinir. Bunun dışındaki fırkalar ümmetim 73 fırkaya ayrılır buyurduğu için Hazreti Peygamber İslam dairesi içinde kabul edilir. Ehli kıble olarak görülür. Ancak itikatlarındaki bozukluk kadar eh, ahirette cezalandırılacaklarına inanılır. Eğer itikatları küfre varmamışsa. Ama itikatları küfre varmışsa, mesela Allah'ın cisim olduğuna inanan bir kimse eğer Allah'a bir insan gibi tasavvur ediyorsa artık buna Müslüman ehli kıble denmez. Veya Hz. Ayşe'ye iftira atan, Hz. Ebu Bekir'in sahabiliğine inanmayan kimselerin artık Şii ve ehli kıble olduğuna söylenemez. Peki ehli sünnet kimdir? Ehli sünnet deyince ne anlamak lazım? Bir insan nasıl ehli sünnet olur? Biraz evvel bir cümleyle hülasa ettik. ehl Sünnet Hazreti Peygamber'in yolunda giden ve onun sahabelerinin yolunda giden kimsedir. Demek ki ehl Sünnet'in en mühim prensibi sahabeler arasında ayrım yapmamaktır. Bütün sahabeler Kur'an-ı Kerim'de övülmüş, Allah'ın Hazreti Peygamber'e layık olarak yarattığı insanlardır. Bunlar insan olmakla beraber ve masum olmamakla beraber Müslümanların önderleridir. Günah bile işleseler bunların adalet sıfatı gitmez. O halde sahabelerin rivayet ettiği hadis-i şerifler Müslümanlar için hüccettir. Bunlar arasında ayrım yapan, bunlar arasından bazılarını beğenmeyen, Bazılarını hakaret eden, bazıları rivayetlerini kabul etmeyenler ehl sünnetten çıkarlar. Mesela Halife Muaviye'yi sevmeyenler, beğenmeyenler ehl sünnetten çıkarlar. Ve bu da yetmez. Sahabeler içinde dört tanesinin peygamberlerden sonra insanların en üstünü olduğuna da inanmak lazımdır. Önce Hazreti Ebu Bekir, ondan sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali bu sıraya göre insanların en üstünüdür. Bu hususta icma vardır. İcma ne demek? Kur'an ve sünnetten sonra gelen bir delil. Müslümanların alimleri bir mesele üzerinde ittifak edince diğer bütün Müslümanların buna uymaları lazımdır. Ondan sonra eğer birisi farklı bir görüş ileri sürerse bu reddedilir. Mesela Hz. Ebu Bekir halife olarak seçilmiş. Ondan sonra birisi çıkıp da hayır Hz. Ali daha uygundu veya Hz. Ömer daha uygundu, Hz. Abbas daha uygundu dese bu ehl sünnetten çıkar. Neden? Müslümanlar Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinde icma etmiştir. İcma edildikten sonra farklı bir görüş ileriye sürülemez. Mesela bir namazı özürsüz olarak kazaya bırakan kimsenin, kılmayan kimsenin daha sonra kaza etmesi gerektiğinde dört mezhep icma etmiştir. Birisi çıkıp da hayır, bile bile bırakılan, kazaya bırakılan namaz kaza edilmez diyemez. Bunu ilmi bir delil adayı söyleyemez. İcmaya muhaliftir. Ve bu insanı ehl sünnetten çıkarır. Peki, ehl-i sünnet itikadının prensipleri nedir? Bunu İmam Ebu Hanife... Hazretleri Fıkıh Ekber'de çok güzel hülasa etmiştir. En başta sahabiler arasında ayrım yapmamak ve bunlar arasında dört halifeyi hepsinden üstün tutmak ve bu sıraya göre üstün tutmak lazımdır. Başka mesela iman artmaz ve eksilmez. Ancak kuvvetlenir ve zayıflar. Başka büyük günah işlemek insanı dinden çıkartmaz. Eğer onun günah olduğuna inanıyorsa. Başka müminler kıyamet gününde daha doğrusu ahirette cennette Allah'ı göreceklerdir bilinmeyen bir şekilde. Başka Kabir azabı haktır. Şefaat, peygamberin şefaati haktır. İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın inmesi haktır. Mehdi'nin zuhuru haktır. Tasavvuf haktır. Mezhepler, iştahat, kıyas haktır. Bunları inkar eden, etmek insanı ehl sünnetten çıkarır. Allah'ın cisim olduğunu ve insana benzediğini söylemek insanı ehl sünnetten çıkarır. Ehli kıble tekfir edilemez. Yani bir insan günah da işlese veya itikadında bozukluk da olsa eğer İslam dairesi içinde kalıyorsa bunu tekfir etmek yani küfrüne hükmetmek doğru değildir. Ehli kıble küfrüne hükmedilemez. Başka el prensibine zalim de olsa, fasık da olsa hükümete isyan edilemez. Ve facir de olsa, salih de olsa her Müslümanın cenaze namazı kılınır. Bu prensipler aslında aslı 12'dir. Ama dallarıyla biraz daha arttırılabiliyor. Buna inanan kimseye Ehl-i Sünnet denir. Bunun dışında itikada sahip olan ehl Sünnet'ten çıkar. Hülasası şudur. Eshab-ı kiramın ve ondan sonra gelen müştehit alimlerin ittifak ettiği, üzerinde müttefik olduğu bir meselede velev ki ayeti kerimeye dayansın, velev ki hadis-i şerife dayansın, velev ki kendi aklına dayansın, bir kimse farklı bir görüş ileri sürerse bu reddedilir. ki Hazreti Peygamber buyurmuş ki ben ahdesi şey yani fi emrina fi dinina fe ve merdudun. Kim bizim dinimizde sonradan ortaya bir şey çıkarırsa bu merduttur. Buna bid'at adı veriliyor. Ehli sünnet olmayanlara ehli bid'at da denir. Bid'at ehli de denir. Bidat ehli ile alakalı hadis-i şeriflerde çok ağır tehditler vardır. Bidat ehli ile görüşmemek, alışveriş yapmamak, onlara güler yüzlü davranmamak, onlardan kız alıp vermemek, gibi davetlerine gitmemek, yemeklerini yememek gibi ağır tehditler vardır. Günahkarın bile günahını bilip tövbe etmesi mümkündür ama bidat ehlinin bidatından vazgeçmesi çok zordur çünkü kendisini doğru yolda zannetmektedir. Hoşça kalın değerli seyirciler.